İyi akşamlar baylar. Vito Salvatore. Keyif, ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Boss sen miydin? Evet, bir görüşme talebiniz olmuş. Hı hı. Buyurun. Sizden birkaç tane adam, eleman ya da artık neyiniz bilmiyorum. Bu aşk mavi gelsin. Paragon süren bir adam. Evet. Bizimkilere işte köpek mepek demiş işte. Bilmem ne SS köpeği, bilmem ne çocuğu, carcurt diye atar yapmış, caz yapmış. Bunun bir karşılığı var mı ya da kendisi hala buradaysa bir şey eklemek ister mi ya da bir özür dileme şeyinde bulunur mu, onu soracaktık. Tamam, varsa böyle bir olay anlatsınlar kimse. Var böyle bir olay, mavi paragon sürüyordu kendisi, sonra mekaniğe gitti. Plaka var mı? Mekanik çalışanı galiba aynı zamanda. Var mı sizde bir görüntü? Mavi paragon oldu, adamın kendisine dair. Evet evet. Var da şimdi onu mu göstereyim? Neyi göstereceksin dostum? Keyfine göre iş mi yapacağız biz seni? Mavi paragonun sahibi kimse. Mavi paragon şehirde 1000 tane mavi paragon var. Senin mekaniğine göre mavi paragon çalışan bir tane var. 1000 tane var. 1000 tane var. Sen önüne gelene mekaniğine mi alışıyorsun? Tamam. Sakin. Şimdi birader bak. Bizi toplantı diye buraya çağırdı. Mevzu çıkması için tepeden giriş yapıyorsun. Tepeden giriş falan, senin adamın gelip bana SS köpeği derse ben de sana... Ya benim adamım sana göreyim. Niye SS köpeği desin? Sen bana köpek diyecek götü yok sende zaten. Köpeksin lan o zaman. Ne oldu, komik bir şey mi var yavrum? Yavrum. Tamam sikil şunları ya, sikil. Hayır, sikil şunları ya. Hayır. Ya böyle bir rol de yok abi, bu neye amına koyayım bu yani? Hak çatılara çıkayım, çatılardan sıkayım. Daha bak, görüyor musun bak? Bunlarla bir bok olmaz, ben diyorum size yani. Şimdi bunları bir geleceğim mi, bir izleyeceğim. Siktimin çocuğu, tedavi oluyoruz, bekle. Birazdan sikeceğim seni kalkınca. Sen doğru kucaktayız ya.